Ya bu de bunlar şey de yapıyor. Şimdi biliyorsun bu Adana Ticaret Odası'nın dergisi var. Dağılıyor. 5.000 He. tane üyeleri daha fazla ama 5.000 tane bunu çıkartıyor her sene. Şimdi son 3 yıldan beri kendilerine yakın bir ajansa bunu vermişler. Bu Evet. sefer de o duyuruya düşürüyorlar ya. O bir şekilde bunu gidiyor. 4 tane firma giriyor. Daha, ajans ve matbaa giriyor. 4 tane. Şimdi bunun duyurusunu yapıyorsun. Diyorsun ki ben bu dergini yenileyeceğim. Teklifleri topluyorsun. Yönetim kurulunda bu zarflar açılıyor. Kendi adamlarında kalmadıktan sonra Sezgi Ajansı, ismini de söylüyorum. Sezgi Ajansı'da kalmadığı zaman Yüksel Yavuz'da kazanan adam, atıyorum Yiğit Reklam diye birinde kalmış veya işte bir Niyazi 9 çıkıyor. Bunların birinde kaldığı zaman da Yüksel Yücel Bayram Efendi diyor ki oradan, ya arkadaşlar pandemi var, biz bunu erteleyelim. Yani sen bunu topluyorsun. Teklifleri açana kadar Yücel Bayram Efendi kafanda şey yok. Senin adamında kalmadığı zaman sen oradan, çünkü bakıyorsun ki bir sürü yıllardan beri birbirinizin açıklarını biliyorsunuz. Ters düşmemek için ben bu pandemi var, biz bunu erteleyelim. Hadi bakayım bu binayı nasıl erteleyeceksin Yücel Bayram Efendi, Adana Ticaret Odası veya Atilla Menevşe. Evet. O Evet. Adana Ticaret Odası binasını söylüyorum, çok merak ediyorum. Hakkı dişlerinin ne kadar yapıldı? Adam dikti bile oraya binanın kabasını, incesine geçecek.